Evet çocuklar, şimdi bugünkü ödevimiz matematik ödevimiz. Çıkarma işlemiyle ilgili birazcık etkinlik yapıp sizlerle konuşacağız. Biliyorsunuz çıkarma işlemine bizler her zaman sağ taraftan başlıyoruz. Bir tane kalem seçelim. 14'ten 13 çıkarıyoruz. 4'ten 3 çıktı 1, 1'den 1 çıktı 0. 5'ten 4 çıkarsa 1. Değil mi? 5'ten 4 çıktı 1 kaldı. 16'dan 7 çıkartalım. 15, 14, 13, 12, 11, 10. 7 olunca duruyoruz. 9. Bir sayıdan bir sayı aynı sayı çıkarsa, sayının kendisini çıkartırsam 0 kalır. 10'dan 8'i çıkartalım. 10'dan 8 çıktı. Kaç kaldı çocuklar? Bakın 2 kaldı. 10'dan 4'ü çıkartalım. 10, 9, 8, 7, 6. Şimdi 14'ten çocuklar 0 çık 10'u çıkartıyoruz. 4'ten 0 çıkarsa 4 kalır. 1'den 1 çıkarsa da 0 kalır. 14'ten 9'u çıkartıyoruz. Ne yapıyoruz? Geri geri sayıyoruz. 13, 12, 11, 10, 9. Kaç kaldı? 5. 9 olunca duruyoruz. 3'ten 0'ı çıkartırsam bu demek ki 3'ten hiçbir şey çıkartmıyoruz. 3 kalır. 14'ten 0 çıkartırsam 14 kalır. 14 kalır. 14'ten 13'ü çıkartalım. Ne yapıyoruz çocuklar? Sağdan başlıyoruz top çıkarma işlemine. 4'ten 3 çıkarsa 4, 7'den 3 çıkarsa 4, 1'den 1 çıktı 0. 9'dan 6 çıkaralım çocuklar. 9'dan 6 çıkartıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç kaldı? 3 kaldı. 10'dan 2'yi çıkartalım. 9, 8. 8 kaldı. 16'dan 7'yi çıkartalım. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 kaldı. 13'ten 10'u çıkartıyoruz. Top çıkarma işlemi sağdan başlıyoruz. 3'ten 0 çıktı 3. 1'den 1 çıktı 0. 16'dan 13'ü çıkartalım. 6'dan 3 çıkarsa 3 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 13'ten 10'u çıkartalım. 3'ten 0 çıkarsa 3, 1'den 1 çıkarsa 0 kalıyor. 20'den 10 çıkarsa biliyorum hepiniz içinizden şu an pat diye 10 dediniz. 0'dan 0 çıkarsa 0, 2'den 1 çıkarsa 1, 10 kalır. 12'den 3'e çıkartalım. 11, 10, 9 kalır. 14'ten 8'i çıkartalım. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Kaç kaldı? 6. 11'den 4'ü çıkartalım. 10, 9, 8, 7 kaldı. 6'dan 3'ü çıkartırsam 6'dan 3 çıktı. Kaç kaldı çocuklar? 3 kaldı. Yine çıkarma işlemine sağdan başlıyorum her zaman. 9'dan 4'ü çıkartırsam 8, 7, 6, 5. 9'dan 4'ü çıkartırsam 5 kalır ve 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 15'ten 10'u çıkartalım. 5'ten 0 çıktı 5. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 19'dan 10'u çıkartalım. 9'dan 0 çıkarsa 9, 1'den 1 çıkarsa 0. 17'den 17 çıkarsa ne kalır çocuklar? 0. 10'dan 1 çıkarsa ne kalır? 9. Evet. 10'dan 1 çıkarsa 9 kalır. 14'ten 8'i çıkartalım. 13, 12, 11, 10, 9, 8. Kaç da kaldı? 6. 12'den 10'u çıkartalım. 2'den 0 çıktı. 2, 1'den 1 çıktı. 0. 5'ten 4 çıkarsa 1 kalır. 16'dan 6'yı çıkartalım. 6'dan 6 çıktı. 0. 1'i de burada hop aşağı indiriyor. Çünkü altında hiçbir şey yok. 9'dan 6 çıkartalım. 8, 7, 6 kaçmış? 3. 6'dan 6 çıkarsa çocuklar 0 çıkar değil mi? Bir sayıdan aynı sayı çıkarsa 0 kalır. 6'dan 0 çıkarsa 6. Bu demek ki 6'dan hiçbir şey çıkarmıyor. 11'den 11 çıktı 0. 19'dan 9'u çıkartalım. 9'dan 9 çıktı 0. 1'i hop aşağı indirdim. 7'den 6 çıkarsa 1. 18'den 4'ü çıkartalım. 8'den 4'ü çıkartıyoruz. 7, 6, 5, 4. Kaç kaldı çocuklar? 4. Burada da hemen 1'in altında bakın burada hiçbir şey olmadığı için değil mi? Burada hiçbir şey yok. 1'i hop aşağı indiriyorum.
8'den 5 çıkarsa kaç kalıyor çocuklar? 8'den 5 çıktı, 3 kaldı. Hemen buraya yazdım ve 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Burada da 5'ten 3 çıkartırsam 2 kalır değil. 5'ten 3 tanesini çıkardım, 2 kaldı. 1'i de hop indirdim, 12. Yani çocuklar, çıkarma işleminde bizler neye dikkat edeceğiz? Çıkarma işlemi yaparken, çıkarma işlemini her zaman sağ taraftan başlıyoruz ve lütfen geriye doğru sayarak işlemimizi tamamlayabiliriz. Bugünkü ödevimiz bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.